Divan Hümay üyelerimize devam ediyoruz. Kaz asker diyeceğiz. Divandaki büyük davalara bakar, kadı ve müderrislerin atamasını yapar. Günümüzde Adalet ve kısmen de Eğitim Bakanlığı'na benzetebiliriz. Defterdar, Osmanlı'da mali işlerden sorumlu olan divan üyesidir. İlk kez 1. Murat zamanında kuruluyor defterdarlık. Devletin gelir gider ve bütçe işleriyle uğraşırdı. Günümüzde Maliye Bakanı'na benzemektedir. Arkadaşlar, nişancı, divanda alınan kararları mühimme defterine yazan, padişahın fermanlarının tuğrasını basan, yeni fethedilen yerleri tahrir defterine kaydeden, yabancı devletlerin temsilcileriyle görüşen divan üyesidir. Yazı işleri müdürü, kısmen de Dışişleri Bakanı'na benzer. Şimdi nişancı ile defterdar birbirine çok karışıyor. Nişancı yazı işleriyle uğraşıyor arkadaşlar. Defterlerde mali işlerden sorumludur. Kaptan derlerle devam ediyoruz. Donanmanın başında bulunan kişidir arkadaşlar. Divana her zaman katılma zorunluluğu yoktur. Ancak İstanbul'daysa katılmak zorundadır. Donanmanın merkezi Cezayir'dir. Günümüzde Deniz Kuvvetleri Komutanı'na benzer. Reisül Küttab, nişancının yardımcısı iken nişancının işlerinin artmasından dolayı 17. yüzyıldan itibaren divana asil üye olarak katılmıştır. Günümüzde Dışişleri Bakanı'na benzer. Divana katılan son üye arkadaşlar Reisül Küttab'tır. Bunu unutmuyoruz. Yeniçeri Ağası ve Kaptan Derya'nın divana katılma zorunluluğu yoktur. Kaptan Derya İstanbul'daysa katılmak zorundadır. Ancak Yeniçeri Ağası sadece kendini ilgilendiren konularda katılabilir. Geldik arkadaşlar Osmanlı toplum yapısına. Osmanlı toplum mesleklere, yaşadıkları yere göre ve dinine göre sınıflandırılmıştır. Ancak bu sınıflama kişiler arası üstünlük belirtmez. Halk için devlet işlerinde padişahlık dışında ulaşılamayan bir makam yoktur arkadaşlar. Yönetenler ve yönetilenler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Yönetenleri kendi içerisinde üçe ayırdık. Seyfiye sınıfı yönetim ve askeri işlerden sorumludur. Padişahlar ve şehzadeler, sadrazamlar ve vezirler, kaptanlı derya Yeniçeri ağası, seyfiye sınıfına üyeler. Kalemiye sınıfı yazışma ve ekonomi işlerinden sorumlu olan sınıftır. Kimler bunlar? Nişancı, reisül, küttab, defterdar, katipler. İlmiye sınıfı eğitim ve adalet işlerinden sorumlu olan sınıftır. Şeyhülislam, kaz asker, müderrisler, kadılar ve imamlar ilmiye sınıfının içerisindedir. Arkadaşlar, önemli, yönetilenler sınıfında yazanların hepsi divan-ı hümayun üyesi değildir. Katipler, müderrisler, kadılar ve imamlar yönetenler sınıfında olmasına rağmen divan-ı hümayun üyesi değildirler. Geldik yönetilenler sınıfına. Vergi vermekle yükümlü olan sınıftır. Yönetilenler sınıfında dikey hareketlilik mümkündür. Yani yönetilenler sınıfı şartlar yerine geldiğinde yönetenler sınıfına geçebilmektedir. Yönetilenler sınıfı Osmanlı'da Müslümanlar ve gayrimüslimler diye iki dini gruba göre oluşan millet sistemi uygulanmıştır. Bunun dışında köylüler, şehirliler, göçebeler, tüccarlar, çiftçiler diye gruplara ayrılmışlardır. Millet sistemi de arkadaşlar Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla kaldırılacaktır diyoruz. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.